FAPA sendromunda genetik geçiş de tartışmalıdır ve genellikle nadiren etkilenen çok yakın bir birey mevcuttur. Ancak hastalığın genetiğiyle ilgili yapılan çeşitli çalışmalar var ve ben de karıştırıyorum o genlerin isimlerini. NLRP3 ve MFVV varyantları gibi. Onlarla ilgili çalışmalar mevcut. Ancak gerçekten sporadik bir hastalık gibi. Yani kendisi ortaya çıkan, belirgin olarak aile içerisinde benzer hastalıkların olmadığı bir hastalık gibi düşünülüyor. Ancak ailesel kümelenme gözlemlenmiş olan vakalar da gösterilmiş. İlerleyen yıllarda umarım FAPA sendromu ile ilgili daha çok genetik çalışma yapılır ve hastalığın genetik özellikleriyle ilgili, nedenleriyle ilgili daha çok bilgiler elde edilebilir.